övmek çok güzel bir şey. Hallelujah, you are worthy. Her bütün yüreğinler övüyor seni. Thank you, Lord Jesus. Praising Lord is awesome. We are, yes. We are praising Lord with all our hearts. Amen. Herkese hoş geldiniz. Welcome Rabbin everyone evinde. To God's home. Ve her hafta olduğu gibi bir vaatle başlıyoruz ve bu vaat Efesliler 3:20. Like every week, we are starting a promise. This promise is Ephesians 3:20. That's a good one. Bunu daha derin, daha derin düşünmek ve dua etmek tabii ki. Thinking deeply, deeply, and praying. Çünkü bu ayet gerçekten bizi öğretiyor nasıl düşüneceğimiz, nasıl düşüneceğiz. Because this word, this verse, is teaching us how much we think. Çünkü Rab daha büyük düşünüyor, daha çok şeyler yapmak istiyor bizim için. Because our God is thinking big. Yes. Hallelujah. O yüzden okuyoruz. Tanrı bizde etkin olan kudretiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtendir. Now unto him that is able to exceeding abundantly above all that we ask or think according the power that worked in us. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Fatih Mevzası 3:20. Yes. جلال بر خدای پاک قادر است به وسیله آن قدرتی که در ما کار می‌کند خیلی بیشتر از آن چه ما بخواهیم و حتی تصور کنیم عمل کند بر او نسل بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی جلال باد آمین Rabbimizle çalıştım ve bizi değiştirsin onun düşüncelerine göre ve onun vaatlerine göre God worked with us God worked in us And change us according to His promises and His thoughts. Yes. Amen. Amen. Övgü raporumuz her hafta olduğumuz gibi, eğer biri Rabbi övmek istiyorsa, açık. Is there somewhere praise Lord? We are open. Anybody has a praise report? Yes. Will you tell about the man in Eskişehir that's better, his heart? Hangi dilde söyleyeyim? Türkçe mi İngilizce? Ona geçiyorum. Söyle. İngilizce söyle. Okay, we have a brother in Eskişehir. Eskişehir'de bir kardeşimiz var. And he needs a heart replacement. He needs a new heart. Heart transplant. Evet. Yeni kalp. Evet, kalp ameliyatı olmuş. Yeni kalbe. He needs a surgery. Anladım. Bir ameliyata ihtiyacı var. And his heart was at 15% function. Kalbi %50 oranla çalışıyor. 15. 15. Kalbi %15 oranla çalışıyor. And we have been praying for him for some time. Biz onun için bazen dua ediyoruz. And last time he went to doctor, his report was better. En son doktora gittiğinde raporlarının iyi olduğu gözlendi. His heart is now at 20% function. Şu an kalbi %20 olarak çalışıyor. And if it goes to 40%, he will not need a new heart. Eğer %40'a çıkarsa yeni bir kalbe ihtiyacı yok. Hallelujah. Amen. 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 Başka kimse yok. Anybody else? Ve kutsal kitap okuma planıyla devam ediyoruz. Pazartesi ve pazara kadar, yarından pazara kadar, bir hafta boyunca İshaya 34'ten başlayarak İshaya 51'e kadar, Mezmur 92-98'e kadar ve Eçlerin İşleri 16-22'ye kadar. Plan of reading, we are starting 9 October Monday. Isaiah 34 and Isaiah 51 Psalms 92 and Psalms 96 no, 98 sonra Acts 16 Acts 22 Amen.
ve undalık besinin Rabbi övmek hem kalbimizle hem Rabbi bizi bereketlediği her şeyle Rabbi övmek istiyoruz ve onurlandırmak istiyoruz. Tithe and offering. We are We want to honor and give to the Lord for what He has given to us. Malachi 3:10. I will read. Rab size teşvik versin tabii ki bu ayetle. Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Rab. Her şey egemen Rab. Göreceksiniz ki göklerin kapakları sizi açacağım. Üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım. Amen. Bring ye all tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open your windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Rabbine teşekkür ediyoruz. Gerçekten vereceği bütün bereketlerin Rabbine. Seni yesen her zaman Rabb, her zaman sözünde ve vaatlere göre çalışıyorsun Rabb. Senin gerçeğiyle birlikte Rabb biz seni onurlandırmak istiyoruz. Senin verdiğin bütün bereketleri Rabb ve seni hizmetinde kullanmak için dua ediyoruz Rabb. Daha bol bereketle her kişiyi veren ve vermeyen için dua ediyoruz Rabb. Herkesin yüreğine dokun, evini ve ailelerini bereketle ve bu hizmeti bereketle Rabb. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sing unto the Lord a new song. It's new. It comes from our heart again, new every day. Thank you.
another thing we have to be so thankful for is that His angels are watching over us. Yes. Psalm 91 reminds us, the Lord sends His angels to watch over us. Thank the Lord. Angels watching over Him.
Bizi sadece izlemiyorlar, Tanrı'nın verdiği otoriteyle bizi de koruyorlar. Amen. Praise God. If you have your Bible with you, kindly open with me in James chapter 1. Eğer İncil'leriniz varsa benimle birlikte okuyabilirsiniz. Yakup. Verse 21. Yakup 1, 21, until 27. Verse 27. Evet, 21-27. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. If any man among you seem to be religious, and bridle not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their afflictions, and to keep himself unspotted from the world. Bunun için her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üzerinizden sıyırıp atarak içinize ekilmiş canlarınızı kurtaracak güçte olan Tanrı sözünü alçak gönüllülükle kabul edin. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Çünkü sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmayan kişi, aynada kendi doğal yüzüne bakan kişiye benzer. Kendini görür, sonra gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur. Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakıp, ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan kişi, yaptıklarıyla mutlu olacaktır. Dindar olduğunu sanıp da dilini dizginlemeyen kişi kendini aldatır. Böylesinin dindarlığı boştur. Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlık, kişinin sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır. Amin. Praise God. Hallelujah. The Bible also says that thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. Kutsal kitapta da der ki senin sözünü kalbimde sakladım ki sana karşı günah işlemeyeyim diyor. Amen. Praise God. So, the most powerful tool or weapon to change our lives is the word of God. Amen. Bizim sahip olduğumuz en güçlü araç hayatımızı değiştiren Tanrı sözüdür. So the more we read the word of God, the more we realize who we are in the sight of God. Tanrı'nın sözünü okudukça kim olduğumuzu anlarız. Amen. Farkına varırız. Amen. Because the word of God exposes our wrong motives. Tanrı'nın sözü bizim motiflerimizi ortaya ortaya koyar. Our wrong thoughts. Düşüncelerimizle. And even our wrong words. Hatta kendi sözlerimizle. That's why we need the word of God daily in our lives. Bu yüzden Rabbin sözünü her gün okumalıyız. Amen. Because the word of God is the one who will guide us through our God. Çünkü Tanrı sözü bizi Tanrı'da koruyacak olandır. That's why the Bible says that we need to study the word of God
So that we know how to answer to anyone that who will ask us. Kutsal kitapta diyor ki, kutsal kitabı çalışmamız lazım ki bize soranlara cevap verebilelim. And the word of God is one way to be more closer to him. Tanrı'nın sözü ona daha yakın olmamızın tek yoludur. Because the more we have the word of God in our lives, the more we will walk rightly to him. Tanrı'nın sözü hayatımızda ne kadar çok var olursa biz de ona doğru daha doğru ona daha doğru şekilde yürürüz. Amen. And even every decisions that we have, everything that we do, we will always rely to the word of God. What the Bible says about this. Vereceğimiz her kararda, her düşüncede de biz kutsal kitaba güveniriz ki kutsal kitap bunun hakkında bize ne diyor diye. Amen. So let's start reading the word of God. Amen. Şimdi Rabbin sözünü okumaya başlayalım. Amen. Every week we have our Bible reading, so her hafta. I pray that everybody is yes. doing this. Amen. Amen. Her hafta bizim kutsal kitap okumamız var ve dua ediyorum ki herkes burada olur. This is for every one of us. This is for us. Bu bizim için. And James says this is the mirror of our life. Yakup, bu hayatlarımızın aynısı der. Amen. Hallelujah. Amen. So we need the word of God, and after we read the word of God, of course, we're in prayer. Biz Tanrı'nın sözünü okuyacağız ve sonra da tabii ki dua edeceğiz. Amen. We're praying that Lord, whatever we need, help me to do it according to your will. Amen. Dua ediyoruz ki Rabbim okuduğumuz her şeyi senin iradene göre yapalım diye. Amen. Praise God. So our prayer request is open.